Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Peygamber doğduğu gece meydana gelen olaylar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber, Hatim-i Enbiya olduğu için onun doğumu farklı olmadı. O gece alem başka alem oldu. Yerler, gökler çok değişim oldu onlarda o gece. Peygamber doğmadan önceki dönem dünya kararmıştı, karına bürünmüştü dünya. Yani peygambersiz bir dönemdi o dönem böyle. Hani fetret dönemi, fetret dönemi diyor buna böyle. Arabistan'da kahinler vardı, Arabistan'da kahinler. İnsanlara tapınırsın onlar kahinlere. O dönemde kahinlik biraz da bazı doğru çıkardı o dönemde. Çünkü cinler çıkardı göklere peygamber doğumundan önce. Cinler çıkardı, göklere çıkarlardı. Dünyada ne olacaksa o olacaksa bütün bunları yönetmek için birinci semba gökte oluyor. Cinler buna dinlerdi. Girip buna insana fırsatı gönüllerine, yakınlarına tabii. Fakat peygamber doğduğu gece cinlere göğe çıkma yasaklandı. Çıkamadılar. Yani çıkma çalışan oldu. Ateş geldi yıldızdan, yaktı bunları. Batı'ya gelince, Batı'da papalık vardı biliyorsunuz. Hristiyanlığı katı, koyu bir zamanı Hristiyanlığın. Hristiyanlık artık bozulmuş o dönemlerde. Aslı değişmiş. İnci değişmiş böyle, asli mesle yok böylece. Yalnız papalar vardı, ona bak papazlar vardı. Tabii kiliselerin de masrafı vardı. Papaların hayatı, lüks hayat yaşıyordu kendileri de. Buna gelir lazım oldu, gelir. Nereden gelecek bu? Onlara kolay bu böyle. İnsanları mecbur ettiler. Her hafta kiliseye gelip günah çıkarmaya parayla, para karşılığı. Yani affeden bir ancak Allah diyeceğim. Affeden mi peygamber? Yok yetiş peygamberin. Bırak evliyayı böyle. Papazlar böyle. Herkes pazarın kiliseye gelecek, her hafta gelecek. Günah çıkaracak. Tabii geliyor. İşte ne yaptın bakalım bu hafta? İşte şu kadar bu kadar para böylece. Tabii o dönemde yoksulluk var Avrupa'da muhtemelen. Avrupa perişan vaziyette o dönemde Avrupa. Yetmedi papaza bu gelir. Ne yaptılar? Arsa attılar cennetten. Arsa attılar. Yani cennet pahsettiler. Cennet pahsettiler. Bir eş on numaralılar bunları. Pahsettiler Allah korusun böyle. Kimin tabi biraz varlık ise buna sattı arsa cennetten. Peki dinlemesi o halk bunu, dinlemesi o halk bunları, dinlemesi de böyle. Olmaz mıydı? İki silah var ellerinde. Bir afuros, lanetleme, toplam koparma. İkincisi mahkeme vardı. Engizse mahkemeleri vardı. Eğer papa bir aforoz etti mi, artık kimse buna görüşmüyor. Hanım buna görüşmüyor, çocuğum da görüşmüyor. Açıklık oluyor bu şekilde böyle şey. Hatta meşhur bir Alman imparatoru, 4. Ümmü adı, imparatoru. Papa bunu aforoz etmiş. Kışın, katı kışta, papa önüne geliyor, karda yanına bekliyor günlerce aforması. Ama imparatoru o dönem bak. İmparator kaç gün bekliyor? Yalın ayak, kar üzerinde afolmayı bekliyor. Böyle. Bir de İngilizler mahkeme vardı. İngilizler mahkemeleri. Papazlar hakim güve. Hristiyanlığa uygun bir şey olmadı mı? Cezası idam. Nasıl idam? Yakarak, ateş yakarak. Yani papazlar böyle halk üzerinde bazen bir zulüm baskı yapıyoruz o dönemde böyle. Bu
Doğu'da İran tabi geliyor başta. İran'da da Zerdüşt görüşü vardı. Cemşid'in de bunu tasvip ettiği Zerdüşt'i bir görüş, Zerdüşt. Kim bu? Normal bir insan. Hayalperest biraz. Yani felsefi bir görüş yapıyor, felsefi bir görüş yapıyor. Aklınca böyle şey, maddi inşimi incelerken bu şekilde. Ona göre ısıyı görüyor, hayat, ısı da var diyor böyle. Isı olmayan yerde hayat bitiyor böyle diyor. Ne yapıyor bu sefer? Ateşe tapınma başlıyor ona da. Mecusi, ateşperest olarak. Ateşperest. Tapma başlıyor ateşte, tapma başlıyor bunlar. İki ilah diyorlar bunlara göre. Biri Hürmüz diyorlar, hayır ilahı. Bu ısının sahibi. Bir ehriman var, o da şer ilahı, karanlık ilahı diyorlar böyle. Ne yapıyor şimdi bunlar bu defa? Hayır ilah Hürmüz üstün gelsin diye onlara göre iki ilah savaşı birbirleri, devamlı. Savaş ilahlar onlara göre. Ya gelsin diye ateş yakıyorlar bunu durmadan. Ateş giderlerinde yakıyorlar. Ateş gede vardır. Ateş gede. Ateş Farsça aslı Türkçe oddu. Od değil. Arapça nar. Yakır azabı nar. Böyle. Ateş Farsça Türkçe aslı odundur. Ateş yakıyorlar. Ama her odun yanmıyor orada muhtemelen. Ateş gede. Tapınakları. Orta büyük bir çevirme idare şeklinde odun yanıyor devamlı böyle. Hege gidiyor, hayrına odun getiriyor ormanlardan. Odun büyük olacak, düzgün olacak, temiz olacak. Yıkanıyor bunlar, kurutuluyor. Ondan sonra diğer adamlar muz diyorlar onlar. Onlar muzlar, muzları eline takıyor, el değdirmeden atışa diyorlar. Devamlı yani atışlarını böyle. Yani ısı olacak. Evrendeki hali de hürmü kazanacak yani. Hindistan var tabi doğuda. Orada Budist, Buda. Buda da yani zengin bir hali oluyor aslında kendisi. Evden kaçıyor, ormanlara gidiyor. Çile falan çekiyor. İşte uykusuz kalıyor, aç kalıyor. Tekrar bu şekilde. O da bir felsefi görüş. Yani peygamberin dayanmayan kitaba dayanma, ilahi olmayan kişisel bir görüşü böyle. İnsan böyle. İnsan tapılmayan bunlar böyle. O da ne yapıyor? Çile çekmeyi şey görüyor böyle, çile çekmeyi. Hintler, Hint fakirleri çile çekerler, çile çekerler böyle. Aç kalacak, susuz kalacak. Hatta çivili tahtaya yatarlar. Yani içki yaparlar kendilerine böyle. Afınmalık yiyor böyle. İnek onlara göre kutsal inek, kutsal onlara inek, kutsal muhtemelen böyle. Hala mesela günümüzde eğer bir Müslümanın dükkanına Hindistan'da inek girse, o da bunu kovsa adamı öldürürler muhtemelen de. İnek kutsal. Her sebep sana böyle. Dükkana girer, cami kenar kırar döker gibi karışmaz muhtemelen böyle. Bir de Ganj deri var, Ganj deri. Onların kutsal. Ne yapıyor bunlar? Ölüne yıkıyorlar ölülerini, yakıyorlar ölülerini. Kişi öldü mü, bunu koyarak bir teneşir yani şey gibi, bizim musalla gibi mermer üzerine koyuyorlar. Tabutta ağaç altına böyle koyuyorlar. Etrafına kuru ağaç topluyorlar, yıkıyorlar bunlar bunu tabii böyle. Eline bir meşale altına eline böyle böyle, yedi sene dolaşıyor böyle. En yakını, oğlu, babası, kıyım en yakın varsa al eline meşaleye böyle. Yedi sefer yavaş yavaş yani ayın yaparak döner. Sonra geldi mi, kuru ince olan yere böyle, tutuş onları yanar böyle. Onu bakarlar, oh yanmasa ortaya. Yandım ne olur? Tabut, hepsi yanar tabii, kül olur. Bunu torba koyuyor, atıyor Ganj Nehri'ne. Neye? Hani cennete gidiyor Ganj Nehri. Hani o kese gidiyor Ganj Nehri muhtemelen. Çin var bir de işte orada, o dönemde. Çin'de var Konfüçyüs. Konfüçyüs. Bu da Buda gibi böyle. Yani bunun görüşü daha farklı. Bu ne yapıyor? Bu inanmıyor ahirete. İnanmıyor. Dünya ideal yaşam dünyanın muhtemelen böyle. Onu koymuş şekilde böylece.
Yani Çin, Japonya, Viyet hep oraları hala ona bağlamıştı. Hala Konfüsyus'ta böyle böyle. Yani sapık böyle ilahi olmayan, kitabı olmayan, peygamber olmayan bir kişiye tapınma. Öldü gitti onlar. Çürüdü gitti onlar muhtemelen. Hala tapınma. Heykelleri var her tarafların böyle. Çin'de, Japonya'da, Hindistan'da heykelleri onu tapınmalar böyle. Yalnız her zaman evliya vardı dünyada muhtemelen. Yani peygambersiz dönemde de evliya vardı muhtemelen. Hıyar ümmeti fikülle kalin hamsumiyetin. Peygamber Hazreti Bülübele her karında, her çağda, her asırda evliya vardır. 500 tane. Bunlar belli görevli ama bunlar. 500 görevli. Eksilmez bunlar. 500 böyle. Üçlü kutu derler bunlara. Yediler, kırklı, üç yüzler. Rical-i gayb vardır. Her zaman vardır muhtemelen böyle. Peki nasıl bunlar evli oldu o zaman o dönemde? Meşrep vardır. Veysi meşrebi vardır. Veysi meşrep bellidir. Evli olan piri veysi kadar. O kadar işte muhtemelen bir şey böyle. Gelen piri odur. Veysi Hazretleri böyle. Veysi meşrep. Yani peygamber görmeden, ulema görmeden tefekkürle hakkı bulanlar. Mesela Veysi Hazretleri Yemen'de çobandı muhtemelenler. Babası ölmüş bir anneciği vardı. Annesi de kötü durumdu. Gözleri görmüyordu. Ona bakıyordu. Deve çobanlığı yapıyordu. Ona bakıyordu böyle. Bu ne yaptı? Deve çobanlığıyla tefekkürle başladı. Yani yere göğe bakıyor, yıldızlara bakıyor, insana bakıyor, esen yere bakıyor. Bir denge düzen var bakıyor mesela böyle. Hiçbir şey başıboş gibi. Her meyvenin bir zamanın mevsimi var, her şeyin bir vakti var. Doğan ölümler var. Baktı ki bu alem başıboş değil. Bunu bir yapan, yaratan var diye. Sonra bunda ilham verir buna kalplerine. Mali bir ilham verir buna kalplerine gelir. Yine o zamanlar büyük ulema da vardı böyle. Varaka bin Nevfel Mekke'de, Kutb bin Saad vardı, Behre vardı, Nastura vardı. Bunlar da peygamberi bekliyordu böyle. Şimdi gelelim inşallah peygamber doğduğu geceki olaylar. O Nur-u Muhammed'in doğuşu alemde bir hal oldu. Hal muhtemelen böyle, böyle. Doğduğu an böyle. Ne kadar put varsa hep devrildi bunlar. Hep devrildi. Sırf Kabe'de üstü put var muhtemelen Kabe'de. İleri küçük ufaklı böyle. Esra, La, Uzza, Menna, şunlar bunlar bu şekilde. Çok putlar vardı. Tabii Arabistan'da, başka yerlerde ne kadar put varsa, nedir put? Tapınılan bir şey. Ağaçtan olur, taştan olur, tabii zenginse altın olur, gümüşten olur. Genelde bir insan şeklinde, yani heykeli var bir hal olur. Bunlar, kim yapıyor bunları? İnsan yapıyor bunları muhtemelen böyle. İnsan yapıyor bunları böyle. Büyük yaptı mı büyük put oluyor. Daha güçlü olana göre o. Ondan dua ediyor ona böyle. Küçücük küçük put oluyor bunlara, bunlara göre böyle. Demek put varsa her bir devli başarıya, yüzüstü devli. Hatta bunu görenler buna kaldırıyorlar, doğrultuyorlar. Ne derim muhtemelen? Kaç sene doğrultuyor bu şekilde? O zaman korktu şu müşrikler. Yani bir olay oldu. Yani bu bir uğursuzluk bunu saydılar onlar. O zaman böyle. Yani putlar dayanamadı Peygamber Nur-u Muhammediye. Bir de inşallah İran'dan bahsedeceğim muhtemelen. İran'dan böyle. O zaman yakınmış Araplara İran. İran'da Kisra'nın sarayı. Şimdi nasıl ki Bizans'ta imparator derler mesela, kral derler, şahbaşı derlerse İranlılar da bunlar nedir der adamına? Adı Kisra derler. Kisra derler böyle. Kisra. İran'da Kisra'nın sarayı. Kim o zaman Kisra? Nuruşu Nevşir Yuman. Adında birisi muhtemelen böyle. Adilmiş ama. Yani
putperest kendisi böyle. Putperest kendisi. Fakat adil ama. Adil kendisi. Peygamberimizin doğduğu gece onun sarayı sallandı. Deprem gibi. Sarayı sallandı. Çok büyük sarayı. İşten varmış. O zaman İran'ın baş yeri Medain. Tarih değil ama Medain. Medain de Bağdat'a yakın. O zaman Bağdat yok tam Bağdat. Bağdat sonradan kuruldu Bağdat muhtemelen. Abbasi döneminde ikinci halife, Halife Mansur o kurdu Bağdat'ı. Dicle ortada iki tane kurdu muhtemelen böyle. O kurdu. Hatta Osmanlı zamanında tekrar alındı orası böyle. İran Şahı, ateş, meclisi de bunlar muhtemelenler. Yani Şii de onlar bunlar. Meclisi de bunlar. Şii de bunlar. Bağdat'a saldırıyor. Yakıp yıkıyor Bağdat'ı. Çok ulemayı öldürüyor böyle onlar burada. Haber geliyor İstanbul'a. Padişah 4. Murat. Haber gelince hemen topluyor harp divanını. Görüşüyorlar, durum görüşüyorlar. Bakıyor ki acele buna bir müdahale lazım. Yani camileri harap ediyor. Ulemalı, imam hocaları şundan bunlar asıl kişi bunlara bu şekilde. Acele müdahale lazım. Karar alınıyor divanda. Sabah işte böylece. Padişah ferman yayınlıyor böyle. İsteyen de diyor gönlü gelsin. Bunda yeni şeyler var, sipahiler var, devamlı askerler. Bunun dışında da isteyen gönlü gelsin diyorlar böyle. Bişat koşuyor 4. Murat Peygamberler. Yani düşmana karşı böyle gösteriş olması için burma büyük olacak diyor. Burma büyük olacak, yani pala büyük olacak. Üstte tarak duracak. İçinde tarak duracak. Tarak üzerinde duracak. Yani büyük olacak bıyıkları, burma büyük diyor. Üzerinde tarak dura diyor. Durması böyle. Bir genç varmış. Adı Osman diye böyle. Yeni genç Peygamberler. Bu da istiyorum savaşa katılmak. Madem ki ben diye din kardeşlerimi, hocalarımı, alimleri asıl geçiyorlar bunlar diyor. Böyle etmek farz bize veriyor. Padişahın da fermanı var. Bıyıklı olacak, pala büyük olacak, burma büyük olacak. Üzerinde tarak duracak. Tarak duracak üzerinde. Çok olacak, kaba olacak bıyıkları. Bu tabi yok bıyıkları bunun ama. Yeniden genç gelişmiyor. Bu da gidiyor yazılmaya gidiyor. Almıyorlar bunu. Yalvarı yakarıyor. Çıkıyor padişaha. Dönüyor Murat bile heybetliymiş. İçki yasağı meşhur. İçki yasağı meşhur o zaman da. İçki yasağı dönüyor Murat'ın. Ona çıkıyor. Sultanım yalvarıyor. Beni katlayan bu sefere. Benim fermanım var diyor. Burma büyük. Üzerine tarak duracak üzerinde. Yine çıkıyor bir tarak muhtemelen. Özel yaptırmış demir. Uçta ince yine gibi. Uçta böyle. Alıyor tarafı bir batı üst içerisine bastığı gibi böyle. Yapışlar. Darıyor duruyor böyle. Kanama başlıyor. İşte padişahın. İşte sakal büyük gibi böyle. Bu alıyor nasıl alıyor kendisine böyle. Şimdi şuraya gelelimiz böylece. O zaman İran'ın baş yeri Medain diyorlar böyle. Medain diyorlar böyle. Bağdat'ı yakınmış. O zaman yakın Bağdat ama. Dicle'ye öbür tarafında, doğusunda. O gece uyurken İran'ın şeyi, kıssası yani hükümdar diyelim de anlaşılsın böylece. Korkak uyanıyor böyle. Sanki böyle kuvvetli bir deprem böyle. Şimdi deprem öyle sallanıyor Kisra. Bakıyorlar hiçbir sallanmıyor başka. Sıbrı köşe sarayı sallanıyor böyle. Bir şey tabii kaçıyor, bakıyorlar. Üzerinde kuleler varmış, gözetleme kuleler varmış. Böyle çok mu kuleler böyle. 14 yıkılıyor, 14'ü kule yıkılıyor böylece. Bundan hükümdar Nuşçirevan denen kişi paniğe kapılıyor, korkuyor. Sabah oluyor, topluyor hükümet erkanını. Yine gelin diye adamını topluyor bunları. Ne oldu, ne oldu acaba böyle bu? Yani hiçbir yer sallanmadı Medain Koca şehirde. Yani saray sallandı.
depremden daha şiddet oldu. Onda da kuyu yıkıldı. Hepsi yıkılmadı, daha varmış böyle. Ayıp ne olur bu? Tabii görüş bildiriyorlar. Hiçbiri de uygun gelmiyor. Derken bir haber geliyor. Bunlar toplumdayken Israrabad şehrinden. Israrabad diyen onların meşhur kutsal şehirleri varmış o zaman. O dönemde şehirleri. Orada bir ateşgede varmış. Ateşgede varmış. 1000 yıl hep odun yanmış olmadı. Düşürmemiş böyle. Devamlı böyle. Nebeşler var. Devamlı odun atıyor kendisine. 1000 yıldan bir sönmeyen bir ateş. Israrabad denen kasabada, şehirde. En büyük bunlar mabette tapınakları. Orada. O gece birdenbire sönmüş. Kül olmuş bu. Birdenbire bir anda. Korkmuşlar. Geliyorlar medayine haber vermeye. Zaten hükümdar zaten böyle diye adamları panikte, kuşkuda. Ay baba ne oluyor bu acaba? Sırf saraya sallandı. Onun yıkıldı böyle. Bir de bakıyorlar ki en kutsal şehirlerinde en ateş gedeleri gede bir mahalle anlamı geliyor böyle. Ateş yakılan yer anlamı geliyor. Ateş gede anlamı geliyor. Ateş sönmüş. Bunlar bunun korkuları, panik daha artıyor bunların. Bir haber daha geliyor. Yine bunlara göre bir göl vardı. Sahabe Gölü diye. Adı Sahabe Gölü. Büyük göl. Göl diye birdenbire kurumuş. Bunlara göre kutsal göl görev var. Nasıl Ganj Nehri Hintlere göre kutsalsa, bunlara göre de o Sahabe Gölü kutsalmış. Mevlüslere göre de. Onun suyu kurumuş. Bir de Şam tarafında suyu çoktan kuruyan bir dere taşıyor gibi, birden mi taşıyor böyle. Oradan haberi geliyor. Tabi bunu üstüne topluyor bunlar bu şekilde. Bir karar veremiyorlar. Böyle kafaları karışıyor. Korkuyorlar. Yani bir afat, bir alana bunlar diyorlar. Bu boş değil bunlar diyorlar. Kral ne yapıyor şimdi bu kısa yani böyle hükümdarı? Onların en büyük din adamları varmış böyle, ruhani diyorlar böyle. Onun çıkan makamı diyor. Adı Mebedan diyorlar o makama, Mebedan. Mebedan diyorlar böyle. Bu yani kadılar kadısı, hakimler hakimi, ruhani liderleri bunların böyle. Onu çağırtırıyor Nuşreban. Ya bakalım ne geliyor. Durum böyle böyle. Bak saray sallandı. Hiçbir deprem olmadı, kule yıkıldı. Sahabe gölün bir anda suyu çekildi, koca göl bir anda kurudu. Kukul olmuş böyle. Ateş, gedenin ateşi sönmüş, bir anda kül olmuş, hemen bir anda sönmüş. Bir derdeş taştı. Diyor ki, ben de rüya gördüm, o gece diyor bak. O gece rüya gördüm, ben de rüya gördüm böyle diye. Nasıl rüya gördüm bakalım böyle. Bir sürü iri yarı develer, önünde Arap atları var, dizliği geçip bir yıkıma girdiler böyle, böyle diyor. Bir sürü develer ama gayet hırşın, iri, büyük develer, önlerinde Arap atları var, dizliği geçip diyor İran'a girdiler, toplum girdiler bunlara böylece. Ama bunlar hayır değil diyor yani böyle. Ama ne bilemeyeceğim ben bunu böyle. Ben bunun işine çıkamam böyle. Şimdi bakıyorlar ki iş çok tehlikeli şimdi. Oluyor bir şeyler. Olaylar büyük olay oluyor böyle. Mevban gördü rüya da başlıyor böyle. Develer Araplara o zaman Araplara deve olurdu. Arap atlarına giderek İran'a giriyorlar böyle. Bu defa İran kisrası, hükümdarı ona bağlı olan bir Arap emirine mektup yazıyor, ferman yazıyor böyle, adı Numan. Bana diye birisi göndersin diyor. Yorum ilmini bilen, yorumlayacak, en bilginç kim varsa onu göndersin diyor böyle. Gidiyor şimdi buna kendisine, habere gidiyor, gönderiyor. Kimi gönderiyor? Adı Abdülmesih muhtemelen, Abdülmesih. Çok yaşa muhtemelen, yaşta bilmiyor kendisi.
Hatta İran'ın fethi zamanında, Hazreti Ömer'in döneminde Halbim Hazretleri bir kaleyi kuşattı. Kale muhasere etti, kuşağı uzun sürdü. Yıkma başladı kaleyi. O zaman Halbim'si o kaledeymiş, gizli muhtemelinde. O da çıkıyor. Tabi isim biliyorlar, Arap duyuyorlar. Meşhur mu ismini? Sonra ona yaşını soruyor. Bilmiyorum ama diyor, kimine kaç yıl yaşadım diyor öyle. Kaç kabile ismini sayıyor eskiden beri. O yaşından beri diyor. Bunu gönderiyor Arap hükümdarı Kisra'ya, Abdülmesih'i gönderiyor. Abdülmesih Şam'da oturuyor. Oradan kalkıyor bu. Medayene geliyor. Hükümet özüne çıkıyor. Altı durumu. Bunun böyle böyle işte. Bunlar sayıyor olan olayları. Sayıyor bunları. Abdülmesih çok bilinçli olduğu halde, yani yorumu falan çok iyi bildiği halde, pek çok sırları çözdüğü halde buraya gelince bir şey diyemiyor. Tutmuyor muhtemelenler. Ben bunu hiç anlamadım böyle. Ben bunu çözemem. Kim onu çözer? Bir kişi var dünyada böyle diyor. Satı var, satı diyor. Satı. Bunun dayısıymış. Şam'da oturuyor. Benim dayım var satı diye böyle diye. Dünyada acaba bu işi çözer diyor böyle. Onu buraya çağıralım, buraya gelemez. Gelemez buraya böyle. Ben oraya gitmem lazım. Git bakalım belki diyor. Onu gönderiyor. Bu satı kim muhteremler? Dünyada eşi olmayan bir insan, yaratılışta, harikatta. Hiç kim yok bedende, hiç yok kimin bedeninde. Ne kafatası var, hiç kim yok bedeninde. Hepsi var. Sırtı yatıyor ancak. Bir de dilak ediyor ve göz kapakları. Parmak dürüz bunun böyle parmak. Eklemi bir şey yok böyle. Eklemi bir şey yok, dürüz yatırıyor böyle. Sırtı yatıyor. Ağzına sığırırlar buna, gıda veriyorlar kendisine. Yalnız çok sulara vakıf oluyor ama böyle. Yani kimin bir derdi varsa, neyi varsa bunları çözüyor ve çıkıyor bunlar böyle. Çıkıyor bunları. Tabii cinine göre ne yapıyor satıyor böylece. İnsan üstü, bunu da yaşı hiç bilmiyor ama böyle. Yaşı bilmiyor, devamlı orada yatıyor, bunu bakıyorlar kendisine. Hatta beni götürürken ben onu topluyormuş böyle bir şey gibi, bahçe gibi böyle. Koymuşlar torbaya, götürmüşler deveyle kendisini. Abdülmesih en hızlı bir deve veriyor buna İran kıssası. Bu deveyle geliyor, Şam'a geliyor, dayısı evine girip bakıyor. O anda onun da ölüm vaktiymiş ama böyle. Ölüm halindeymiş böyle. Hasta nefeslerinde böyle. Yüzü kapalı, birkaç sesleniyor, hiç şey yapmıyor, kulağı duyuyor, açmıyor gözünü, hiç cevap vermiyor. İşte dayı benim diyor bak, ölümden korkuyorsun bunu şey yapınca, öğrete geliyor, ne var diyor, ant durumu. Benim diyor, acem kisası gönderdi, acem dedi Araplar İranlara, benim diyor acem kisası gönderdi, bir müşkül bir iş var. Kimse bunu çözemiyor. Ben çözemedim. Ama sen çözersin diyor. Söyle bakalım. Yattığı yerden söylüyor böyle işte. O sayının depremini, kule yıkılması, 14 sayı mühim mi 14 tane? 14 kule yıkılmasını. Ateşin sönmesini anlattım bunları böyle. Ve develeri Arap, develerin de Arapların girdiğine yine tapaklarına şey yapıyor böyle. O zaman İran'da devlet Sasaniler, o aile yani be, bir aile bunlar. Onun elinde, baba da oğlu eşi bunları. Onun artık sonu geliyor bir diyor. 14 kule diyor, 14 tane diye hükümden geçecek diyor. 14 tane diyor. Bugün günden başka, Nurşin'den başka diyor, 14 tane hükümden gelecek diyor. 10 sayı yıkılacak, bunları salgı çekip bunları salgılar böyle be diyor. 14 tane. Ateşi anlatıyorum, hep anlatıyorum bunları bu şekilde. Ve deveden girişim de artık Arapların diyor İran'ı fethedecekler. Fethedecekler İran'ı böyle.
Kral çok olsun başı böyle diyor. Ve o anda ruhunu teslim ediyor ama ölüyor anda öyle böyle. Tam tahammülü daha fazla böyle. Ölüyor anda. Abdülmesi hemen gene deveye bindi. Süratle böyle dağ tepe tepe aşarak, dere düz giderek böyle medane geliyor. Bunu bekliyor Kisra, aldı sarayına. Andırmı kendisini. Şimdi en çok merak ettiği Nuşevan'ın acaba kendisi bir zarar mı gelecek, kendisine saltanatına zarar mı gelecek? 14. Kisram oldu deyince seviniyor. 14 tane hükümdar gelecek. Ama tabii yaşam boyu hükümdar. 50 sene var, 40 sene yapma var mesela böyle. Kaç sene sürecek bu şekilde. Ama öyle iş olmadı muhtemelen böyle. İş olmadı bu şekilde. Bu Nuşevan'dan sonra muhteremler İran'da kargaşa oldu. Aile arasında, Sasani arasında, deli aile arasında kargaşa oldu böyle. Öldürüler, şu oldu, tahta indirdiler böyle. Çabuk çabuk yapma başladı muhteremler. Ama başladı. Hüsnü Perviz zamanı için gelelim. Hüsnü Perviz zamanı. Hüsnü Perviz çok katı yüklü biri. Aşırı böyle inatçı, katı yüklü birisi. Peygamberimizin mektuplara biliyorsunuz 7-6 hükümdara. Hicri'nin yılında. Mekke'ye fethedildi bir sene önce. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 6 hükümdara mektup gönderdi. İslam'ı davet ederek bunlara böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece demedi muhtemelen, gündüz demedi böyle, arsız kaldı böyle. Erişiği bir kadar yerine gitti muhtemelen böyle. O kızın çöllerde böyle. Güneşte yandı, terledi, katı kuru ekmeği doyası yiyemedi. O uykusunu tam alamadı. Peygamber devamlı böyle İslam'ı tebliğ. Ben de son peygamberim. Nasıl peygamber gelmeyecek? Ben de bu uyuma rahatıma gelmedim. Yani geliyoruz katarak boğuştu. Tabii yetişemeyenler var. Bunda evet yazdı böyle. Roma İmparatorluğu'na Herakli'ye yazdı. İran'a yazdı böyle. Habeş hükümdarına, Yemame'ye, Gassan'a, Habeşistan'a yetişemeyenler gönderir bunlara böyle. Mektubun ikisi duruyor hala. Orijinal muhtemelen böyle. Biri Mukavakis vardı Mısır'da, hükümdardı. Mukavakis, ona gelen mektup. Aynen kağıt, en azından ısın topu sayını muhtemelen de. Biz gördük beraber gittik, ısın beraber gittik böyle. Gördük ama böyle. Aynen orijinal muhtemelen böyle. Tabi yıpranmışlar biraz böyle. İran bu şekilde. Yani Peygamber'in zamanında yazılan mektup böyle. Aynı kağıt, aynı yazılar böylece. Peygamber de yaptığı böyle. Eslim, düşlem diyor. Ya mukavir İslam'a gel, selameti bul diye böyle uzun yazıyor bu şekilde. Bir de bizim imparatoruna gelen mektup, o da duyuyor muhtemelen böyle. O Amman meclisinde böyle, söylediği böyle. Diğerleri ne oldu? İkisi yırtılı aptal bunlar. Kayboldu diğerleri böyle. İkisi hala duruyor böyle, şu anda. Böyle. Canlı şahitler böyle. O gün hat yazıyla aynı duruyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 6 kişiyi elçi yaparak bunları gönderdi. Yalnız o dönemde elçi olarak mektubu götürmek bir mesela o dönemde Roma, İran, dünya süper gücü bunlar. Habeşistan, Mısır, büyük güç devletler bunlar o zamanlar. Yani bir nevi ölümü göze almak, nereye kele koltukta gidip gelmemek var. Ama peygamber git deyince kitabı muhtemelen böyle. Kitabı bunlara verecek. Bunlardan en iyi karşılanları Habeş İmparatoru oldu. Asame Hazretleri. Asame. Hem İslam'a geldi. O en iyi karşıladı böylece. Metru'yu öptü, yüzüne sürdü. Çağırdı Cafer vardı. Cafer Tayyar. Orada göç etmişti. Onu çağırdı. Yasir okulu orada böyle. Hep ağlama başladı kendisi. O Müslüman oldu muhtemelenler. Roma İmparatoru, doğru mu? Bizans İmparatoru, o da zaten böyle bir şey bekliyormuş. Bir peygamberin gelişini,
Hristiyanlık bittiğini, İncil'in sapıklığını, bozulduğunu kabul ediyor. Yeni bir son gelmeyi bekliyormuş. Buna muvaffak geldi. O zaman Kudüs'üydü bu. Kudüs'e gelmişti o zaman Roma İmparatoru. Kudüs'üydü. Buna mektubu verdiler. Mektubu baktı. Yüzüne sürmüştü bu şekilde. Dedi ki o cemaate kapıyı kapatmış ama. Bakın ve bize böyle mektup geldi. Arabistan'dan oraya peygamber ortaya çıkmış. Neresi? Onun dine girelim mi? Halk koyup kaçtılar. Üstüler ama kapıda kilitli muhtemelenler. Gelin gelin dedi böyle. Ben denedim de bunları. Yani kendi peygamber olduğunu bildiği halde ama saltanatı terk edemedi, gidemedi Medine'ye. Biz olamadı Müslüman muhtemelen böyle. Olmadı kendisi. Yalnız elçiye hadi diyete kelbiydi böyle. Ona iyi davrandı. Hediyeler gönderdi, peygamber gönderdi. İyi davrandı ki peygamberimize. Şimdi gelelim İran'a. Hüsnü Perviz hükümdar. Çıktı ölçünün önüne. Sayına çıktı. Mektubu verdi. Bir baktı. Ya kim oluyor bu diye bana mektup gönderiyor dedi. O zaman İran Roma iki süper gücü yani tek. Doğu taraf İran'a ait. Batı Bizans'a böyle böyle. İki de böyle. Yani bu Anadolu'da, Şam'da, Suriye'de, Mısır, bütün böyle Akdeniz'in sahilleri Fas'a kadar güneyden böyle hep Roma aydınlanmıyor. Doğu'da İran adı böyle. Türkistan hep İran adı bunlara bunu doğdu ona böylece. İki süper güç bunlar. Tabii aşağı göre altlara bunlar görüyorlar. Bütün baktı. Hangi yürek değerli nasıl bu bana metri gönderebilir bu? Beni niye dağıtıyor bu böyle? Aldı başı yırtma böyle. Bana başı yırtı, astı bastı bunlar bunlar böylece. Bastı bunları. Elçi öldürmedi. Yani biri öldürüyor, bu öldürmedi, belki öldürmedi. Hakaretle kovdu kendisini oradan, kovdu kendisini. Bir zaman tabi beddua etti kendisi Hazretleri. Hoşu alamadı ama bu Perviz. Hoşu alamadı muhtemelenler. Yemen'deki hükümde ona bağlılama Yemen. O dönem Yemen el değiştirirdi. Bazen İran'ın eline geçerdi, bazen de Habeşistan'ın böyle. O dönem Habeşistan'da büyük devlet o Habeşistan o dönemde Afrika'da böyle. Güçlüydü böyle. Dönemesi kuvvetiydi. Tabii denizden. Kudüs'ten zaten karşı karşı buna Yemen'le Habeşistan. Bazen mesela Ebrehe Aslan Bey Habeşistan'a bağlıydı Ebrehe zamanında. Fil vakası olayında. Şimdi ise İran'a bağlıydı. Oradaki şeyde. Adı Bazan'dı böyle. Vali. Genel valiler böyle. Ama işlerinde bağımsız böyle devlet gibi işlerinde. Bu da Sasan ailesine mesum var. Yani nüfuzlu kişi böyle. Ona mektup yazıyor Üstad Perviz. Medine tarafında biri çıkmış. Peygamber davet ediyormuş. Onu tut. Eline bağla zincire vur. Onu bana gönder. Mektup geliyor bana. Bazen o adamlarından yani o söyleye mensup, o tabi mecusi, ateşperest o da o anda o şekilde. Fakat henüz sen gene biri olmuyor yani böyle. Kimin daha merhametli oluyor, yumuşak oluyor böyle, yatıp meyilli oluyor İslam'a karşı böylece. İki adamını gönderdi Medine'ye. Mektup verdi bunlara, gidin Medine'ye münevvereye, o peygamberim diyen kişiyi görün. O mektubu verin, onu söyleyin. Hemen size haber gelsin, size haber gelsin, onu İran'a göndereceğim, ben ona yardımcı olacağım. Affedilmesine sebep olacağım bu şekilde. Eğer size gelmezse, orduya gelirim Medine'ye, Medine'yi yakar yıkarım, onu zincirine bağlarım, ayaklarını, ellerini, devizine bağlarım, öyle gönderirim İran'a. Tam akşam bize gelirler. Evine çıkmış, meşte girecek muhtemelen böyle. Ona geldiler. Tabii kim derler, sordular. Derler, bekleyin bakalım, bekleyin. Gösterip peygamberimize. Derler, geldiler ki, mektup verdiler. Dedi ki, Bazan, İran, Yemen'in emiri,
bunu sana gönderdi. Bir de ona şifa söylediler. Eğer bizle beraber gelirsen teslim olup da bazen seni İran'a gönderecek, bütün olacak Hüsrev Peruz'e, sen affolman için böylece. Eğer bizle beraber gelmesen, teslim olmasan, o da buraya gelecek, artık seni yakalayıp açıp gönderecek bu sefer. Beni yakıp küçük Medine'yi böyle. Peygamber bir şey demedim tam onlara. Dedi ki bu akşam bizim misafir olunuz, bu akşam bizim misafir kalın burada Medine'de, yarın sabah cevap veririm. Peygamber. Niye böyle dedi? Tabi haber vahiy gelsin gelirse muhtemelen böyle. On peygamber buyurdu böyle. Benim oğlum misafir misin burada, kalan mı gidiyor burada? Yani tabii canım veririm böyle. Peki dedi, çağrısı başka. Gece Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi, ya Muhammed. Hüsrev Perviz'i oğlu öldürdü. Oğlu Şirebey. Şirebey. Oğlu öldürdü bu gece onu. Tahtına bastı. Babası öldürdü. O tahta geçti. Şirevey. İki Şirevey vardı İran hükümler arasında böyle. Biri ta Davud Aleyhisselam zamanından sonra, ondan sonra geliyor. Onu seviyor Yahudiler. Hatta Yahudiler bundan önceki başbakanları ona methetmiş bir güzel muhtemelen Şirevey'i böyle. Onu severler muhtemelen. Çünkü kurusu yakıyor burada bütün Nasr. Esir alıyor bütün Yahudileri götürüyor böyle Babil zindanlarına. O Şirevey İran hükümdarı onları sebep bıraktı, yardım etmeli bunlara böyle. Şimdi sabah oldu tabi. Geldi elçiler. Söyle bakalım son sözü ne diyorsun böyle? Gelecek mi Zeyber, gelmeyecek misin? Dedi ki onlara bu gece Hüsrev Perviz öldürdü, oğlu öldürdü Şirevey. Oğlu öldürdü böyle. Tahta geçti. Şirevey'in size emri fermanı da hükümsü kaldı bu şekilde. Gidin bazen söyleyin. Yani buna gönderen valiye, genel valiye bana söyleyin. Yakında İran bizim olacak. İstanbul her yerine girecek. İran bizim olacak. Yakın bir zamanda. Bazen söyle gelse Müslüman olsun o da böyle. Halk zaten İslam'dır. Ve ateş tapıp uğraşmasın böyle. İslam Allah'a kulluk etsin bu şekilde. Onu söyleyin, buraya gelsin, Müslüman olsun oldu böyle. Gitti elçiler. Haber bekle, ne oldu, bazen ne oldu? Durum böyle böyle. Gece Şirevi oğlu öldürmüş. Oğlu Şirevi onu öldürmüş. Hüsrev Perviz'i. Böyle dedi bu şekilde. Bazen akıllı muhtemelen böyle. Sağ duyuldu. Ağır yada darılmış, acı etmez böyle. Düşündü. Gibi bekleyelim bakalım öyle böyle. Bekleyelim bakalım. Eğer bu peygamberse şimdi haktır bunu böyle. Tabi o zaman haber hemen gelmiyor. Şimdi anında canlı yapılıyor şimdi öyle bir şey olsun böyle. O haber gelmiyor tabi. Bekleyelim bakalım böyle. Yani haberi gelinceye kadar bekleyelim bakalım. Eğer o gece hangi gece belli gece şimdi böyle belli böyle. Eğer o kişi dedi yani peygamber diyen kişinin söylediyse doğruysa, o gece oğlunu öldürmüşse, o hak peygamberdir. Gidelim oğlum, tamam teslim olalım, Müslüman olalım dedi böyle. Onu Müslüman olalım dedi böyle. Beklediler tabi, aradan bir, ne kadar bir zaman geçti böyle. Yeni hükümdar, oğlu yani Şirevey, mektup geldi. Bu hamise mektup göndermiş. Medine'deki o peygamberin kişi yakalan derken onu dokunmayın ona. O dokunmayın ona bu şekilde böylece. Altın yürütmüyor mektubu bu şekilde ama dokunmayın böylece. Emir gelince. Sonra İran'da gelinir oldu o anda. Ondan sordular. Tam o gece oluyor ölüm muhtemelen. Onun için böyle baktı böyle. Peygamberin haber verdiği gece oğlunu öldürmüş tahtın kısaya basarak yapmış. Bunun üzerine karar verdi muhterem böyle. Ne kadar yakın adamı varsa hepsi aldı Medine'ye geldi muhteremler. Medine valisi muhteremler.
Hepsi Medine'ye geldiler. Peygamber'le görüştüler. Müslüman oldular muhtemelen böyle. Peygamber bunu Yemen'de varlığı bıraktı. Yemin varlığı bıraktı. Sana şehrinde Yemen varlığı İslam varlığına bıraktı. İlk İslam'da atanan var oldu. İslam'da atanan var muhtemelen böyle. Şimdi aziz cemaatimiz daha tam şu olur oldu yeryüzünde. Göktür oldu böyle. Çok olur oldu tabi bu şekilde bana bana böyle. Şimdi bir konuya geleceğim burada. Bu da Konfüçyüs, Zerdüşt, Cemşit. Hala bunun tapınağı var dünyada muhtemelen bakmadım böyle. Hala tapınağı var böyle. Zerdüşt. Zerdüşti. Ateşperest muhtemelen böyle. Tapınağı var. Bunu ne yapıyor bunlar böyle? Ölülerini gömüyor, ölülerini gömüyorlar muhtemelen böyle. Buna en yakın öldü mü? Birkaçı bekliyor cenazesini. Yani yumuşasın diye. Sonra bunun özel kuleler var. Kuleler var. Kule böyle. Oraya koyuyorlar. Akbaba bunu yiyorlar. Bunu akbaba burada böyle. Ona karşı bakıyorlar böyle. Annesine, babasının mesela. Neyse. Yiyorlar. Akbabalar. Akbabaların gagası eğik oluyormuş bu trenler. Ama kesil olmuyormuş böyle. Kurası mı böyle böyle. Akbabalar çiğ eti yiyormuşlar böyle. Taze eti yiyormuşlar. Kesilmiyor dışarıda böyle. Akbabalar ne yapıyor onlar böyle? Hayvanların bıraktığı leşleri onu yiyorlar. Çürüme başlayınca. Başlıyorlar. Şimdi şeylere göre, mevzulara göre akbabalar kutsal hayvan onlara göre böyle. Böyle kuleler var, varmış böyle. Hala var muhtemelen böyle. Hindistan tarafında var şu anda, şu anda ortada böyle. Kuleye koyuyorlar, önüne koyuyorlar böyle. Çıplak ortaya böyle. Koyuyorlar. Akbabalar hemen geliyorlar. Bir akbaba geliyorlar böyle. Geliyor akbabalar. Başına gagayla böyle. Kopmaya başlıyorlar. Ona bakıyorlar. Sevinler muhtemelen de. Şimdi bunların dayandığı yer muhtemelenler felsefi görüş. Biraz da ruh üzerinde, madde üzerinde, ölüm üzerinde, ölümden sonra üzerinde. Bunların görüşleri muhtemelen oluyor böyle. Madde nedir? Yani toprak. O zamanki bilinen madde dört unsurdu. Anas erba deniyor. Dört unsur. Toprak, su, hava, ısı böyle. Isı güneş yani böyle. O zaman bildiği gibi toprak ama. Toprak böyle. Günümüz tabii bilim değişti muhtemelenler. Toprağa geçemiyoruz günümüz muhtemelenler. Elementler var mı? Yüz küsur element var tabii böyle. Hep ayrı bir görev var bunların böyle. Ondan bir hava biliyorlar, hava biliyorlar böyle. O kadar böyle. Gümüze hava diye geçmiyor böyle. Karşı içinde gazlar var. Gamut, oksijeni, azotu, şunları, bunları, ozonları, mozonları, karşı ozonlar var böyle. Bir de bunlar arasında bir denge var muhtemelen. Denge var muhtemelen. Şimdi mesela bakınız, bazı hafif, ağır bunların böyle. En ağır karbondioksit gazı. En ağır böyle. Yerde tabi. Neden? Bitki onu soluyor. Yerde olması gerekiyor. Oksijen muhtemelen. Oksijen yukarı yok ama fazla yukarı muhtemelen. Yani çık, yukarıdan yok, yok oksijen böyle. Ağırdan çıkıyor, yok, yok böyle. Tüp lazım var burada böyle. İnsan orada yaşamayacak ama anlaşılmadı bak. Şimdi mesela oksijen gazı 121,5 oran. 121,5 böyle. Kanun 1,5. Şimdi kanun teşhis olmazsa insan yaşayamaz bunu. O da kalbi uyarıyor muhtemelen. Kanun teşhis uyarıyor böyle, kalbi böyle. Uyarıyor. Fazla olursa zehirliyorum, öldürüyor insanı. Bu ne yapayım Mevla muhtemelen? Ağaçlar, bitkiler onu soluyorlar. Gün ışığında ama. Geri solunan ben. Işığında muhtemelenler. Şimdi mesela çiçek evde kalsın, odada yatak odasında zararlı muhtemelenler. Çünkü gece kanunsuz gazı veriyor. Verdiği için. Şimdi bakın muhtemelenler, bazı oluyor mesela, kanunsuz gazı fazla oluyor. Tabii her yanmada kanunsuz gazı medene geliyor. Ateş yanmasın, ne yansın böyle. Hayvanlar
Bunu su nefesine veriyorlar. Ağaçlara bunu veriyorlar, günüzleri veriyorlar böyle. Bazı çok oluyor, oranı fazla oluyor. Nefes ama zorlaşır bu tarafa böyle. Ne gerekiyor? Bunun temizlemesi gerekiyor. İşte ağaçlar muhtemelen. Bunu sorular. Bu da yetmiyor. Denize alayım fazlasını muhtemelen. Gölle, denize eğer kan gazı fazla olmuşsa, oran fazla olmuşsa bunu çekiyorlar muhtemelen. Çekiyorlar. Suyla birleşince çamur oluyor bu muhtemelen. Her denizin dibi, her gölün dibi çamurdur muhtemelen böyle. Onlar kan gazı sınırlar bu şey böyle. Şimdi bunların şeyleri tabi o zaman bunlar bilmiyor muhtemelen böylece. Mesela güneş tapınanlar. Günümüzde güneş bilmiyor artık tabi böyle. Ay'a tapınanlar var, Ay'a tapınanlar. Ay bilmiyor artık, çıkıldı öyle, göründü. O da bir alem muhtemelen. Bir alem, bir gezegen yani böyle. Işığını güneşten alıyor muhtemelen. Dünya tarafından dönüyor. Dünyanın kölesi yani. Uydusu dünyanın. Dünyanın kölesi. Dünya tarafından geziyor. Ona tapınanlar vardı. Bir de ruh üzerinde. Ruh bir sır ama muhtemelen. Ruh muhtemelen. Ruh muhtemelen böyle. Yani bu bize lazım şu an muhtemelen. Ruh muhtemelen böyle. Peygamber sordular. O dönemki insanlar. Vesi anne ruhu. Vesi önceki ayrım sana soruyorlar. Anne ruhu, ruhtan soruyorlar. Ruh nedir diye böyle. Her dönemde insana bu meşgul et muhtemelen ruh böyle. Bu inkar edilmiyor ama kimse edemiyor böyle. Yani şu bedenin dışında insanı yöneten aslında bilinçli bir şey, ruh diye bir şey varlığını her insan bunu kabul ediyor muhtemelen. Müslüm gayrimüslim böyle. İdrar bunu. Ruh nedir ama muhtemelen. Tabii eski insanlar böyle hep faraziye böyle. Yani varsayıma dayalı, çoğun bu mu? Demişler muhteremler. Şimdi ruh nedir muhteremler? Ruh min emri Rabbi. Kulü ruh min emri Rabbi. Ruh emri Rabbani. Ondan az ilim verildi. Kulü ruh min emri Rabbi. Rabbi emri Rabbani. Rabbimizin bir gün emri olmuş yani böyle. Yani ruh muhteremler melekler gibi metafizik, maddi ötesi. Yani bunu gönderceğini gösterip çekemez. Özü görülmez bu tabi böyle. Özü görülmez. Metafiziktir ruh bu şekilde. Ama insanın aslı ruh işte bu tabi böyle. Beden bir elbise, bir alet. Böyle. Yani beden yok ki ruh vardı, ruhun hayatı devam ediyordu. Tabi zaman gelecek, hepimizin bedeni çürüyecek, toprak olacak, ruhum ölümsüz muhtemelen böyle. Aslında gören, işiten, korkan, sevinen, hüzün duyan, sevinç duyan, ağlayan, gülen ruh muhtemelen böyle. Ruh muhtemelen böyle. Ruh hakkında tabi peygamberin ilimleri geniştir böyle. Allah'a göre az ama geniştir böyle. Evliyalar ruh bilirler muhtemelen, az çok böyle muhtemelen. Çünkü o makama geçmiş kendisi, ruhla görüşürler. Yerine muhtemelen böyle. Yani ruh bedenden çıkabilir. İnsan ölmez. O da muhtemelen böyle. İnsanın dört hayat var. Hayatı nebati, bitkisel hayat. Hayatı hayvani, hayvansız hayat. Hayatı nefsi, nefis hayatı. Ruh bir devam muhtemelen, ruhum ben böyle. Şimdi insandaki bu nebati bir seyahat durdukça insanın ölmez, bilinci gider ama. Sevgiler böyle, ölmez, bir şey ölmez böyle. Hayvan seyahat nedir? Onda can vardır, acı duyar böyle. Bitki hayat acı duymaz. Mesela bitkilerde hayat var, bitkilerde var, otlarda. Ama onda sinistem yok, hayat onda böyle. Eğer bir kere hayat olsaydı, hayvan hayat olsaydı, sinir olsun olur böyle, hayvan koparınca titredi böyle. Hayvan titredi bundan böyle, böyle. Şimdi muhteremler, insan ruh böyle. İnsan devamlı değişiyor insan böyle.
Hücreler değişiyor yani baktığında böyle. Hücreler böyle. Hücreler ömrü azdır. Böyle. Hücre ömrü biter. O kana karışır. Dışarı gider gider baktığında böyle. Hücre oluşur böyle böyle. Yani 20 yıl önce insan bugün insan değil. Hücre değişiyor muhtemelen böyle. Hücre değişiyor bu şekilde. Hatta insanın gözü değişir. Yani günümüzde oluyor göz nakli yapıları böyle. Böbre değişir. Hatta kalbi değişir. İnsan değişmiyor muhtemelen. Eğer şu olgunda insan olsaydı, mesela kalbi değişen bir insan, ne o insanın kalbinde, ölen alınan kişinin kalbinde var böyle, sevgi veya hasretlik var mesela, düşmanlık var böyle. Mesela onun kalbinde eşini seviyor, oğlunu kızını seviyor, şunu bunu seviyor. O kalp buna takılınca, naklenince, kişi onları sevmesi gerekir muhtemelen böyle. Ama değişmiyorsa muhtemelen böyle. Yani kişi, kalp değişiyor. Yani kalp de insan değil muhtemelen bakın muhtemelen böyle. Kalbin motor muhtemelen böyle. Fotoşu atomunun esnen çalışıyor. Fotoşu atomunun alamazsın, kalp çalışamaz muhtemelen böyle. Fotoşu atomunun kan verilmiş elektronları var, onunla çalışıyor muhtemelen böyle. Fazla olursa kalp fazla atar bu sefer. Atar. Onunla çalışıyor kalbimiz. Şimdi kalp yani insan değil, kalbim can falan hayat böyle. Evet, bedes hayat oraya bağlı. İnsan o değil muhtemelen böyle. Yani kalbi değiştir, kalbin nakli yapıyor böyle. İnsan değişmiyor muhtemelen böyle. Ruh, insan ruhtur muhtemelen böyle. Ruhtaki bilgi beynin daha kuvvetli muhtemelen böyle. Bir örnek vereyim muhtemelenler. Kendim örnek vereceğim muhtemelen. Yani anlaşılması için bu konunun. Ben bir yerde bir inşaat yapılıyor. Orada yalnız kirişler var. Orada boşluk var. Oradayım ben de. Bir kirişten bir kişiye geçeceğim. Ayağımı kaldırdım. Ona göre adımı açacağım. Ayağım tutulu bir tutulu ayağım. Tutulu muhtemelen bak. Ayağım tutulu muhtemelen böyle. Atamıyorum ayağım böyle. Havada kaldı. Ağrı verdim, düştüm, kürşe açtım. Düştüm. Bir kazan ağrı düştüm. Biliyor musun düştüm ben muhtemelen. Üzerine biriket falan düştü. Oradan bana kalp şeye zaten geldi böyle. Tam göğsüme biriket falan düştü böyle. Ben bilmiyorum kendim bedeni. Bedeni bilmiyorum böyle. Kendim başka da buldum. Başka alemdeyim. Ruhum yani böyle. Bedeni görmüyorum. Bedeni bilmiyorum muhtemelen böyle. Yalnız olayı biliyorum. Yani düştüm, üzerine bir kez düştü, tuğla düştü mü, harç da üzerine döküldü. Ben kazan dairesine düştüm, buna biliyorum böyle. Bir anda baktım, ben başka yerdeyim. Boştayım ama. Boştayım muhtemelen. Rüya değil, şey, ruh haline muhtemelen. Ruh haline böyle. O anda bana biri dedi ki, böyle kalmak ister misin? Tekrar dönmek ister misin dünya dönmek? Nasıl muhtemelen böyle? Böyle kalmak ister misin? Yani tekrar beden dönmeden ruhani kalmak ister misin? Yoksa dünya demek ister misin dünyaya? O anda çocuklarım daha küçük yukarımda muhteremler. Aklıma geldi. Onları düşündüm. Dünyaya dönmek gibi aklıma geldi ama bu sefer en sebebi acıdı muhteremler. O zaman da sıkıntının zamanı. Dedim ben şeyinden bedenim buna düştü. Bak muhterem bunu düşünün böyle ruh. Beyin yok muhterem beyin yok. Beşliğine buradan düştüm. Bedenim kimin oldu bedenim orada? Şimdi savcı gelecek. O zaman sıkıntı zamanı. Asker savcı gelecek cevabında bu şekilde. Eysa benim zahmet çekecek. Bakma. Onu açtığım için dünya dönmek istemedim böyle. Ama kısa bir zamanda oluyor bunlar böyle. Oluyor bunlar böyle. Dünya dönmek istediğim anda kendi bedenimde buldum muhtemelen böyle. Baktım bedendeyim o anda böyle. Kalkamadım muhtemelen ben orada. Kalkamadım mesela. İki şey beni zor kaldı. Şöyle. Yani ruh muhtemelen benden daha iyi biliyor bak muhtemelen böyle, böyle. Daha iyi biliyor. Yani ne yaptığımı, ne rüya değil böyle. Olay değil, onlara hakim orada böyle. Onlar biliyor bu şekilde. Bir de bu düşünün bunu bu şekilde böyle. Yani
O hale kalmak da hoşuma gitti ruh halinde. Baktım bu çok tatlı bir hal. Böyle, ruh hali böyle. Yani ben ayrılmışım, öyle almadım böyle. Yani emin ol muhtemelen, ölümden korkmama gerekiyor. Bak bu da böyle. Korkmama gerekiyor ölümden böyle. Emin olun, o bana daha tatlı gelmiyor böyle, ölüm halinde böyle. Ve boştayım böyle, huzur, bir rahatlığı böyle hafif göstermiyor. Ne halim, tatlıyım halim bu şekilde. Bölümü kapat istersin, demek istiyorum dünyayı böyle. Tercih bana baktı orada, Rabbim öyle bıraktı. Kimse bana istiyor, melek tabi onlar bu anda. İrem kalbime geliyor, kalbi yok böyle, Roma'ya geliyor böyle. Önce düşündüm, çoluştum düşündüm böyle, çoluştum onu düşündüm bunları. Ev sahibini düşündüm, o acıdı muhtemelen, acıdı muhtemelen bu şekilde. Demek istedim dedim böyle, o anda bulundum kendim bedenine muhtemelen böyle, böyle. Şimdi ölen kişi muhtemelen, ölen kişi, bak vallahi azın bak muhtemelen böyle, ölen kişi muhtemelen böyle. Ruh alıyor bedenden muhteremler. Gelen bedene bakıyor muhtemelen. Aç yüzünü, bedene bakıyor muhtemelen. Acıya bak. Beden bitti abi, öyle gitti o kişi muhtemelen. Eve bir gökleri çıkarırlar, eve getirirler, eve getirirler. Bu insan ani ölür. Öldüğünü birdenbire bilemez bile böyle. Bu insan hastalık çeker, ölü başını çekmeye çeker, öldüğünü bilir bastı böyle. Ama mutlaka bir yukarı çıkarır bunu böyle. Eğer sevabı çoksa, Allah'ın salih kulu ise göklere çıkarırlar. Birinci gökten kontrol var böyle. Eğer kötü insansa geri indir andır bunu böyle. Gök çıkamaz, gökten çıkaramazlar. Kişi evine gelir mesela. İyi insan değil muhtemelen değil mi? Böyle. İyi insan mesela evine gelir muhtemelen böyle. Evine gelir. Herkesi görüyor muhtemelen. Eğer aniden ölmüşse öyle bilmeyen insan gitmiyor muhtemelen. Değil mi muhtemelen? Bakar evin önünde Allah Allah bir kalabalık öyle be. Ne oldu? Niye topladı buna buraya? Ona sorar. Cevap yok. Buna sorar. Cevap yok. Muhtemelen. Ondan konu duyuyor, konu yoktu böyle. Mesela İmam Gazi Hazretleri muhterem. İmam Gazi Hazretleri muhteremler öyle yaptı muhterem böyle. Öyle bilmedi böyle muhteremler. Öyle bilmedi böyle. Yine gökleri çıktı, gezdi geldi onlara bu şekilde. Evine geldi. Baktı evde bir kalabalık. Tabi zaman meşhur bir evliyası, ulaması her açıdan insan üstü bir varlık böyle sanki böyle mali bir yandan. Eş dostuna, ne oldu, niçin buna gelip bunlar buraya? Öyle bakıyoruz, bakmıyor benim böyle. Kimse bakıyoruz bu şekilde. Allah ne oldu bunlara böyle? İşte görüyor, hanımı görüyor, hanımı soruyor. O da ağlıyor ama, cevap vermiyor ona. Yani ne oldu, niye ağlıyorsun, ne var, ne olur? Bu da cevap vermeyince, yahut olsuna gidip baktı. Onun bedeni orada görüyorlar, bedeni muhteremler. Yani insan, ruh muhteremler, ölünce beden leş olur muhteremler, çürüyor muhteremler. Niye mal yapacaklar muhteremler? Yılan gelir, kanını emer. Karınca gelir, böcek gelir, ona etin yerler muhtemelen. Gıdım, 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 onu yerler muhtemelen. Bak, hepimiz muhtemelen. İyi muhtemelen. Kimi üşürür zaman üstü bu şekilde? Hiç muhtemelen. Ruh ölümsün muhtemelen. Ruh hali bu şekilde. Yani ölümden korkmamak gerekiyor muhtemelenler. O alem farklı bir alem. Metafizik bir alem böylece. Onun konuları başka. Ne gerekiyor burada? Orada kazanmaya çalışacağım muhtemelen. Yatan Fatiha.